İşte 6-8 Ekim'e ilişkin yalanlar ve gerçekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş kararında HDP'nin 6-8 Ekim Kobani protestolarında hiçbir sorumluluğunun olmadığına karar verdi. Ancak AKP iktidarı, bizzat sorumlusu olduğu Kobani protestoları üzerinden kara propagandaya devam ediyor. 6-8 Ekim'de yaşanan ölümler HDP'liler tarafından gerçekleştirildi. Yalan. Gerçek. Hayatını kaybeden kişilerin 27'si HDP'li veya HDP sempatizanıydı. Bu kişiler kolluk güçlerince veya bazı siyasi çevrelerce yönlendirilen sivil giyimli, silahlı kişiler tarafından öldürüldü. 6-8 Ekim protestoları çözüm sürecinin bitmesine sebep oldu. Yalan. Gerçek. 6-8 Ekim olaylarının ardından HDP heyeti, hükümet, İmralı arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Protestolardan 6 ay sonra 28 Şubat Dolmabahçe mütabakatı imzalandı. HDP bu olayların üstünü örtmeye çalıştı. Yalan. Gerçek. HDP, Kobani protestolarının araştırılması için defalarca araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Her defasında AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Verilen soru önergeleri ise hala yanıtsız. Tüm bu yalanlar 6 yıl boyunca seçim meydanlarında söylendi. Peki sonra ne oldu? AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Yetmedi, 6 yıl beklettiği dosyayı raftan indirdi ve talimatla Kobani iddianamesi hazırlattı. Akıldan, gerçeklikten, hukuktan uzak 3530 sayfalık iddianame yalanlar, çelişkiler ve iftiralarla dolu. Kobani davası hukuki değil, siyasidir.